Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu hakkındaki bilgi ve deneyimlerimi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Obsesif kompulsif bozukluktan farklı bir şeyden söz edeceğiz. Obsesif kompulsif bozukluk bir anksiyete bozukluğu alt grubudur, sıkıntılı bir haldir. Ama obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda böyle bir şey söz konusu değildir. Kişilik örüntüsü söz konusudur. Nedir bu insanların karakteristikleri? İşte yüzlerinde bir maske vardır adeta. Duygularını düşüncelerine ayırmış, izole etmiş, size aktarırlar. Bir acı veren bir olayı aktarırken yüzlerinde o acının izini göremezsiniz. Sizi sevip sevmediğini anlayamazsınız. Duygularını aktarmakta ciddi problemleri vardır özet olarak. Yine bu insanlar entelektüalize ederler her şeyi hemen hemen. Çok bilgi birikimi olan insanlardır. İşte hep derslerde söylerim. Aşk hakkında her şeyi bilirler. Aşkın anatomisini, fizyolojisini, tarihçesini, şiirleri, romanları, her şeyi bilirler. Ama aşık olmakta ciddi güçlük yaşarlar. Bilirsiniz, bir film izlediniz mi? Vardır bir film. Çok etkileyicidir benim için. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu anlatması adına. As Good As It Gets diye bir film var. İngilizcesi aklımda, Türkçesini hatırlamakta zorlanıyorum şimdi. O filmi izleyenler obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun bütün karakteristiklerini adeta izleyip öğrenebilirler. Şimdi obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda çocukluktan başlayan bir davranış bozukluğu söz konusudur. Kişilik örüntüsü öylece yerleşmiştir. Böylece sizlerle çok kısa da olsa bu kişilik bozukluğu hakkındaki bilgi ve deneyimlerimi paylaşma fırsatı bulduğum için memnunum.